Şey belli değil, takvim belli değil. Yani tamam, özel okulların takvimi belli. Yani bayramdan... Tercih takvimi henüz açıklanmadı. Evet, açıklanmadı. Yani özel okullarınki bayramdan önce, yani 8'i Arefe günü, o gün öğle saatlerinde bitecek. Tamam, bunu biliyoruz. Ama bu merkezi sınavlı öğrenci alan okullarınki yahut da adrese dayalı yerleştirmeler hangi aralıkta yapılacak, hangi tarihlerde yapılacak? Henüz Milli Eğitim Bakanlığı bunu açıklamış değil. Bir de şunu göremedim ben sabahleyin. Halbuki yani bugüne de kalmaması lazım. Bunun daha önceden ilan edilmesi lazımdı. Okul türlerine kaç öğrenci alınacak? Mesela geçen sene baktığımızda 177 acaba bin... farklı bir çalışma mı var? Bu yüzden mi biraz evet olur. Olabilir. 177 bin öğrenci alınmış geçen sene. Şeyinki Fen Lisesi 37 bin. Anadolu Lisesi 57 bin. Anadolu İmam Hatip 35 bin, 36 bin dolayındaydı. Sosyal Bilimler 11 bin. Anadolu Mesleki Teknik Eğitim'de 35 bin dolayındaydı. Yani topladığımızda 177 bin. Bu yılki sayıyı bilmiyoruz. Yani okul dağılımlarına nasıl tekabül edecek? Bu da açıklanmadı. Açıklanmalı mıydı? Evet. Ondan sonra hani bu en azından 177 bin. 185 bin mi oldu? Hani bunun söylenmesi lazımdı. Bu da şu anda açıklanmış değil. Durum bu. Genel değerlendirme bu şekilde. Yani bu yılki sorular geçtiğimiz yıldan daha kolaydı. Zaten birinci sayısını tam yapan diyelim 500 puan yapan öğrenci sayısının artması da bunu peki gösteriyor. Hocam şimdi süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Yarın özel okulların tercihleri başlayacak. Ne yapsınlar, neye dikkat etsinler? Şimdi şu var. Tabii ki bu ailenin maddi manevi olarak vereceği bir karar ve önemli bir karar. Burada kararı... Bunu düşünenler için elbette evet, soruyorum. Çok sağlıklı vermek gerekiyor. Çünkü özel okul kaydını yaptırdığın zaman diğer ekran kapanacak. Yani sınavlı öğrenci alan ve adrese dayalı olarak öğrenci alan okullar dosyası artık kapanmış olacak. Burada sağlıklı bir karar vermek gerekiyor. Tabii ki olayın maddi boyutunu da düşünerek. Ama takvim son derece kısıtlı. Çünkü bayramdan önce bu işin bitmesi gerekiyor. Veliler de biraz bunu istediler. Yani bayramdan sonraya sarkmaması için. Onun için yoğun bir şey var. Akşam saat 21'e kadar süreç devam edecek esasında. Şimdi bugün özel okullar taban puanlarını ilan edecekler. 1, 2, 3 Temmuz'da ön kayıtlar var. Ön kayıtlar Temmuz'un 3'ü saat 13'e kadar kayıtlar yapılacak. Ondan sonra 4'ünde kesin kayıtlar var. 4 Temmuz'da kesin kayıtlar var. Saat 12'ye kadar kesin kayıtların yapılmış olması gerekiyor. Saat 13.30'da yedek kayıtlar açıklanacak. Ve 13.30'dan akşam saat 21'e kadar, çünkü trafik sıkışık olduğu için ve arkasında bayram olduğu için hep bir hızlı. Akşam 21'e kadar da yedek kayıtlar yapılacak. Dolayısıyla burada şu var. Mesela anne baba biri bir okulda, diğeri öteki okulda olmak zorunda ki çünkü isme dayalı olarak bunlar yedek liste açıklanacak. Orada olmadığı zaman veli o hakkı kaybetmiş olacak. Dolayısıyla mesela anne bir okulda, baba bir okulda olmalı ki ondan sonra oradaki listede şey yapabilsin, hak yer alabilsin. Evet. Böyle bir trafikleri olacak ayrı. Yoğun bir trafik olacak, evet. Peki ama Temmuz'un 4'ünde artık sona ermiş şimdi, olacak. Hayır, 4'ünde kesin kayıtlar bitmiş olacak. Sonra 5, 6, 7, 8 Temmuz'da da yani Arife gününe kadar da serbest kayıt dönemi başlayacak. Şayet okullarda boşluklar kalırsa, okulda onaylarsa taban puan ilan edecek ve kontenjanı belli edecek. Ondan sonra da saat 12'ye kadar ön kayıtlar yapılacak. Yani bu söylediğim 5, 6, 7, 8 Temmuz'da saat 12'ye kadar ön kayıtlar. Saat 13 ile 15 arasında kesin kayıtlar yapılacak. Saat 16 ile 20 arasında da yedek kayıtlar yapılacak. Yani bayağı çetrefilli, bayağı hani geç vakitlere kadar uzuyor. Dolayısıyla iyi takip etmek gerekecek. Peki. Yoğun bir koşturma olacak bu süreçte. Evet evet, yani ebeveynler çocuklarının geleceği için yani, her şeyi yapıyorlar. Çocuklar böyle sınava de... çalıştılar, şimdi veliler de kayıda çalışacaklar. Koşturacaklar, evet, çalışacaklar. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür Eğitim ederim. Danışmanı Kolay Sadık Gültekin hayırlı bizlerle beraberdi. LGS sonrasında sonuçlar açıklandı. Takvim nasıl işleyecek? Şu an özel okullar için belli ama... ilerleyen dakikalarda, günlerde diğer takvimde açıklanacaktır. Neler olup bitecek? Bunu konuştuk hocamızla.